Evet arkadaşlar, öncelikle SPK'nın yasal uyarısını bir hatırlayalım. Burada anlatılan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında asla değildir. Sadece kendi şahsi fikirlerinden ibaret olup hiçbir hisseyi veya enstrümanı al sat tut tavsiyesi değildir. Sevgili dostlarım, en güzel küçük yatırımcı kardeşlerim. Şimdi öyle bir şeyden size bahsedeceğim ki zaten biliyorsunuz ama fakat bir türlü cesaret edip giremeyen, parasını nerede değerlendireceğini bilemeyen sevgili dostlara biraz bir önerim olacak. Yani şu pandemiden bu tarafa yaklaşık 4 yıldan beri dolar ne kadar getirdi, borsa ne kadar getirdi ve sizin cesaret edemediğiniz, belki de hiç güvenmediğiniz ve bilmediğiniz yatırım fonları. Şimdi son 5 yıla baktığımız zaman ortalama, hani herkesin dilinde anlattıkları söyledi. Yani bu söylediklerim tam birebir örtüşmeyebilir. Mesela %400 deyip de, yani %430 olabilir, %450 olabilir, %399 olabilir. Yani yuvarlak söyleyeceğim. Şimdi geriye dönük 4-4,5 yıl geriye dönüp baktığımız zaman doların aşağı yukarı %400 getiri sunduğunu görüyoruz. 4 yılda %400. Peki, borsa endeks ne kadar getirdi? Endeks ne kadar getirdi? Yaklaşık %750. Endekste %750 getiri sundu. Peki, ben paramı vadeliye yatırsaydım, vadeli ne kadar getirirdi? Vadeli, yani bankaya götürüp paramı faize koysaydım, öyle söyleyeyim, faize koysaydım ne kadar getirdi? Faiz yüzde, şu anda yeni yükseldi, %50-55 aralığında, %40'tan desek 4 kere 4 16. Yüzde, yani 16, %160 getirdi yani. %160. Yani 4 de 4, 8, 16. Yani bir sene koydum. Yani bunu yanlış söylüyorsam beni düzeltin. Yani %40 getirdi. Faize koydum. 4 yıl önce faize bu kadar değildi. Ben yuvarlak söylüyorum. %40 koydum, enflasyon karşısında eridi. %40 koydum, enflasyon karşısında eridi. %40 getirdi, enflasyon eridi. Bu sene de %50-55 getirdi. Bana ortalama %200'e yakın bir getirisi oldu. Nedir yani? Dolar %400, dolardan az getirdi. Endeks %750, endeksin yarısı kadar getirdi. Endekste bulunan birçok hisse BIST 30 50 ortalama %600 getirdi. 600-700 aralığında. Ama bir fon aldığım zaman, bir fon aldığım zaman bana getirisi 4 yıl önce almış olduğum fonların ortalama getirisi %1200. 4 yıl önce, 4-4,5 yıl önce almış olduğumuz fon bize %1200 getiri sundu. Ben 4 yıl önce veya 5 yıl önce, 4,5-5 yıl önce diyelim ki ben ne aldım? Koç İştirak Fonu aldım. Koç İştirak Fonu. %1200. İşte ne faiz, ne dolar, ne altın. Para nerede? Fonda ve borsada. Ben borsayı hiç anlamıyorum. Ben borsadan hiç bilmiyorum. Zaten sen profesyonel değilsin. Yani 8-8,5 milyon bizim borsada yatırımcı var. Yani küçük yatırımcı var. Bunun 500 tanesi, 8,5 milyonun 500 tanesi tamam ben profesyonel oldum diyor. Al sat yapıyorum. Alıyorum, tutuyorum, krizlerde aşağıdan alıyorum, yukarıdan satıyorum. Şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum. İşte paramı üçe bölüyorum. Uzun vade, orta vade, kısa vade yapıyorum ve paramı kazanıyorum. Tamam, %700 kazandı. 5 yılda %700 kazandı. Peki, dolardan iyi kazandı mı? Kazandı. Ama ben şimdi 8,5 milyon borsada yatırımcı geldi ya. Ben bunların yarısının, 4 milyonunun
halka arzlarla girdiklerini, küçük küçük girdiklerini biliyorum. Araştırmalar onu gösteriyor. Yani küçük küçük. 50 bin ve altında. 50 bin liranın altında işlem yaptıkları toplam tutar para. 50 bin liranın altındaki parayla zaten bunlar amatör. Ben de profesyonel değilim bak. Benim de bir sertifikam yok. Ben de bir profesyonel değilim. Ama 24 yıllık borsacıyım. Neyin ne olacağını, ne zaman hisse alınacağını, ne zaman fon alınacağını, ne zaman borsada satıp bekleyip aşağıdan alacağını, yani tecrübelerim bana gösteriyor. Ve bunları da zaten sizlerle paylaşıyor. Yani ben TÜPRAŞ'ın bilançosunu okumayı bilmiyorum. Örnek veriyorum. Türk Traktörü anlamıyorum. Ya ismini duydum büyük böyle. Amcam bunu söyledi. Benim samimi asker arkadaşım bu işte çok gidecek dedi. İş yerinde müdür yardımcım bunu dedi. Yok mesai arkadaşım Ahmet Mehmet şu işte çok gidecek dedi. Ama ben hiç bilmiyorsam benim borsada olmamam lazım. Bir ise 50 lira, 10 liradan 20 liradan 300 liraya gitmiş, 400 liraya gitmiş, 1000 lira olacak diyorlar, 2000 lira olacak diyorlar. O zaman bu işte bir sıkıntı var. Yani 50 10 liradan 20 liradan 400'e gitmiş, 20 katı 30 katı, vay efendim 1000 lira olacak. O zaman bu hissede bir mal boşaltma olacak. Çok dikkatli olacaksın. Çok dikkatli olacaksın. Bu tür manipülasyon ve spekülasyonlara açık hisselerde asla olmayacaksın borsada. Ben şu anda mesela %80 borsadayım, %20 fondayım. Ben benim gibi olmak isteyenler veya ben borsadan fazla anlamıyorum diyenler için fonu öneriyorum. Fon. Peki ben fonu nasıl alacağım? Önemli nokta bu. Ben fon almak istiyorum. Peki ben kısa vadede ya veya orta vadede nakitimin, mesela atıyorum 1 milyon nakitim var. 500 bin lirasını borsada değerlendirmek istiyorum. 500 bin lirasını fonda değerlendirmek istiyorum diyenlere ben şöyle bir kısa açıklama yapayım. Ben bankada işlem yapıyorum. Örnek veriyorum. Bankada. Mesela atıyorum Vakıfbank'ta işlem görüyorum. Benim yani işlem yaptığım borsadaki yer Vakıfbank. Veya Akbank. Hiç fark etmez. Akbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, İş Bankası, Yapı Kredi, QNB Finans falan filan. Ben Akbank'tayım. Arıyorum müşteri temsilcimi. Diyorum ki benim hesabımda 500 bin lira para var. Hani 1 milyonu 500'ü borsada 500'ü nakitteyse ben fon almak istiyorum diyeceksin. Nasıl alacağını anlatıyorum. Peki Vakıfbank müşteri temsilcin sana hemen ne diyecek? Vakıfbank'ın fonlarını sayacak. Sen diyeceksin ki ben Vakıfbank fonunu almak istemiyorum. Örnek veriyorum. Ben Akbank fonunu almak istiyorum. Akbank'ın fonlarından almak istiyorum. Mesela en güzeli ve en çok beğendiğim ve getirisi çok olan orta vadede TEFAS fonları var. TEFAS. Bak bunu not alın. TEFAS. TEFAS fonlarına girin. Elinizdeki mobil telefondan fon al kısmına girin. TEFAS fonlarına girin. Oradan seçin. Ve tek fona yatırmaktan ziyade 3 tane 4 tane fona yatırmanız lazım. Mesela bunlardan benim en çok beğendiğim Koç İştirak Fonu, Büyüyen Şirketler Fonu ve Teknoloji Hisseleri Fonu. Yani hisse fonu da alabilirsiniz. BIST 30, BIST 50 fonu da alabilirsiniz. Mesela endeks %15 mi gitti? Sizin fonunuz %25 gidecek. Endeks %10 mu düştü? Sizin fonunuz en fazla %5 düşecek. Getirisi onun 2-3 katı, düştüğü zaman da götürüsü endeksten ve hisselerden %70 daha az. Öylesine 3'te 1'i kadar düşer. Hisse senedi fonu alırsanız. Ama benim tavsiyem yani Koç İştirak Fonu, Büyüyen Şirketler Fonu ve elektrik, elektronik, yapay zeka, bunlara sepet şeklinde yapabilirsiniz. Şimdi burada en önemli kriter bir fonu hemen aldığınızda anında hesabınıza geçmez. Panik yapmayın. Fonların bir alım ve satım günleri vardır. Mesela ben bugün hemen atıyorum TEFAS fonuna girdim, oradan bir tane fon seçtim. Hisse senedi fonu. BIST 30 fonu. Al dedim, aldı. Gözüktü. Ama bakıyorum hesabımda yok. Bu 2 gün, 3 gün içerisinde hesabınıza geçer.
Yani burada en güzel şey size panik olduğunuz zaman nasıl borsada hemen satıp hemen anında satıyorsunuz. Saniye geçmiyor. Tık 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 sat hesapta para. Hemen başkasına geç. Al sat al sat. Fonda öyle bir şey yok. Sattığınız zaman da 3-4 gün sonra para hesabınıza geçer. O anki fiyattan satar, alırken de 3 gün sonraki hani alacak ya, hemen aldığınızda almadığı için 2 veya 3 gün sonraki hesapta fiyattan alır. Bu şekilde. Size hani kumar gibi görüyoruz ya, al sat al sat, işte size bunu fon yaptırmıyor. Siz orada fon alıyorsunuz, 500 bin liralık atıyorum ben. Ne aldım? Bir Tefas fonuna girdim. Koç iştirak fonu aldım veya büyüyen şirketler fonu aldım. 500 bin lira aldım. Senin oradaki fonunu, paranı o fondaki profesyoneller değerlendiriyor. Sen onlar çalışıyor, alıyor, satıyor senin adına ve senin adına işlem yapıyorlar. O yüzden sen kat kat daha fazla kazanıyorsun. Oradaki yapanlar ekonomistler ve profesyoneller. Profesyoneller. Sen bir profesyonel değilsin. Sen bir amatörsün. Bir atıyorum dolar alıyorsun. İşte seçimden sonra ne dediler? 30-32 civarındayken 45 olacak, 50 olacak. Ben de hemen video çektim. Dedim ki dolar da çatlasa 36-37 yıl sonra dahi geçemez. Ve çok iddialı dediğimde benim videomun altına hakaret edercesine beni yerden yere vurdular. Dolar diyorum, seçim geçeli 1,5 ay oldu. Dolar olduğu yerde sayıyor. Borsa %20 yukarı çıktı. Hisseler ortalama %35-40 dahi yukarı çıkan o sağlam hisseler var. Bunları unutmayın. Yani paramızı iki kısma böleceğiz. %50 fon, ben borsadan korkuyorum, artık yükseldi, geri çekilme olabilir, düzeltme olabilir, şu olabilir, bu olabilir, ne olduğunu bilmiyorum, alıyorum satıyorum para kazanamıyorum diyenler için fon mükemmel bir, sizi zengin edecek enstrüman. Ya 4,5 yıl önce almış olduğunuz bir fon, mesela hangisi bu? Koç İştirak fonu, büyüyen şirketler fonu, elektrikli bilmem ne fonu, yapay zeka fonu, fonu da fonu. Minimum %500-600 arasında, minimum ortalama %1000-1200 civarına getiriyor. Yani benim 1 milyon param var ise, 1 milyon, 1 milyonluk dolar almış olsaydım 4 katı, yani 4-5 milyonum olacaktı. 1 milyon param vardı, 4 kat getirdi, 5 milyon. Altın alsaydım 6,5 milyonum olacaktı, 1 milyon. Peki fon almış olsaydın paran ne olacaktı? 1 milyon paran olacaktı, 13 milyon. 100 bin liralık hisse alsaydın, fon alsaydın paran olacaktı 1 milyon 300 bin lira. Hangisi çok kazandırmış? Hiçbir riski yok, hiçbir sıkıntısı yok, hiçbir kafanı karıştıracak bir olay yok. Yok benim hissem battı mı? Benim hissem ne oldu? Bilançosu kötü mü geldi? Şu mu geldi? Bu mu geldi? İşte size bir alternatif. İşte size bir alternatif. Şimdi mesela Koç İştirak Fonu deyip duruyorum ya, bir de Büyüyen Şirketler Fonu'ndan bahsediyorum. En çok ben bunlar hoşuma gidiyor. Çünkü neden? Sağlam. Diyelim ki ben fonla batması için, zarar etmesi için ne olması lazım? Ne olması lazım? Şimdi ben Koç İştirak Fonu alıyor isem veya Büyüyen Şirketler Fonu alıyor isem, Koç hissesinin altında kaç tane fabrika var? En az 50 tane. Koç'un batması, bitmesi lazım ki ben fonda zarar edip batmam lazım. Koç'un batması,
Türkiye'nin batması demektir. Öyle söyleyeyim. Yani yuvarlak öyle bir mecazi anlamda taşıyayım. Büyüyen şirketler fonu var. Büyüyen şirketler Türkiye'deki büyük şirketler. Mesela Tüpraş'ı işte, Koçu Sabancısı, Şecam'ı, işte bankaları falan filan 500 şirketin ortak fonu var. Ve bunlar batmayacağına göre, ya bir Türk Hava Yolları var, 160 kan trilyon eski parayla, 160 şimdiki parayla 160 milyar kar açıkladı, beğenilmedi. Bu batar mı? Sadece onu düşün. Ben borsadan anlamıyorum, ben borsayı yapamıyorum diyenler için. Ama önemli şart da var. Hemen ben bugün alacağım, hani borsada alıyorsun elinde 3 günde bir, şey 3 günde değil, 3 dakikada bir, 5 dakikada bir, saatte bir bakıyorsun ya, fonda öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Fonu en az 1 yıl süre içerisinde tutmalısın. Hemen bugün aldım, yarın ya %1200 dedi bu adam, yarın en az %10 kâra geçmem lazım. Öyle düşünmeyeceksin. Belki ya bugün aldın, yarın hesaba geçtiğinde 2 gün sonra belki -2 düşeceksin. Bunları göz önüne alarak da minimum 1 yıl beklediğin zaman ne dolar, ne altın, ne euro, ne borsa, neyse en çok getirenin 1 yıl beklediğin zaman fon olduğunu göreceksin. Ama dediğim gibi minimum 1 yıl beklemek zorundasın. Bunu asla unutmayın. Denemek için bir miktar alabilirsin ilk etapta. Ama dediğim gibi bankada işlem yapıyorsanız, banka müşteri temsilini almayı bilmediğinizde aradığınız zaman size kendi bankasının fonlarını önerecek, bence kabul etmeyin. Bir de ya öyle bir teknoloji gelişti ki arkadaşlar, Google'a, arama motoruna en çok son 5 yılda en çok fon getirisi hangileri diye yazdığınız zaman zaten karşınıza drop diye çıkar. Oradan da bakabilirsiniz. Ona göre bir değişim, ona göre bir hareket yapabilirsiniz. Diyelim ki ben bir fon aldım, 6 ayda %200 getirdi. İsteyen satar, başka fona da geçer. Aynı borsa gibi. Bunu özellikle bana çok mesajlar geldiği için, benimle irtibat kurmak isteyen çok kişiler olduğu için buradan videosunu çekmek zorunda kaldım. Beni Twitter'dan da takip edin arkadaşlar. Twitter'dan da takibi alın. Twitter adresi Mina Borsa Kapısı Resul. 13.000 küsür takipçim var. Adıma başka hesaplar açılmış olup onlara itibar etmeyin. Oradan da beni takip almanızı sizden rica ediyorum. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. O Instagram adresimde küçük harflerle Resul 46 Borsa. Resul 46 Borsa. 6.000 küsür de orada takipçim var. Söyleyeceklerim bu kadar. Yorumlarınızı bekliyorum. Kafanıza takılan şeyleri Twitter'dan ve videomun altına yazabilirsiniz. Borsaya da kısaca değineyim. Endeks gayet güzel. Para girişleri oldukça çok güzel. Herhangi bir problem yok. Endeksimiz ilk etapta hep söyledim. Panik olmayın, korkmayın, stres yapmayın. Psikolojinize hakim olun diye yalvardım adeta size. İşte BIST 30 ve 50'nin de nasıl yükseldiğini ve nasıl gittiğini hep birlikte görüyoruz. Ortalama %20-25 civarında giden endekste ufak bir düzeltme hafta içerisinde, ay sonunun yaklaşılması özellikle 24-26 ayın 24 ile 26'sında o aralarda bir ufak bir düzeltme olabilir. 10.336 seviyesi pazartesi günü altında kapanış yapmadığı sürece bizim takip ettiğimiz saatlik ortalamalarımız oluşmuş demektir ve 10.336 seviyesi altına gelmediği sürece ilk test edeceğimiz yer 10.750 ve 11.300 seviyeleridir. Bunu özellikle belirteyim. Endekste de çok güzel şeyler olacak ama dalgalı süreçler olacaktır. Hemen bugün aldım 3 gün sonra düştü, eyvah ne yapacağım diyenler için de fona git derim. Çünkü kısa vadede endeks dalgalı olabilir. Profesyonel değilsiniz. Finansal okur yazarlığınız yoktur. %70'inin yoktur. Ben bunu biliyorum, gelen yorumlardan görüyorum. Onun için paranızı
kolay kazanmıyorsunuz. Paranızı da 2-3-5 katına kısa vadede yapmak istiyorsanız, söylediklerimi uygularsanız bence kazanırsınız. Tabii ki son karar her zaman sizindir. Benimki bir çalışma ve öngörüdür. Son kararı size bırakaraktan kendinize iyi bakın. Arkadaşlar, kanalımıza destek için yorum yazmayı, beğenileri de yapmayı unutmazsanız memnun olurum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.